Şimdi borsa demişken bir borsaya da bakalım. Çünkü borsa cephesinde de baktığımızda 21 günlük ortalamaları doğru bir sarkma hareketini takip ediyoruz. 9035'e doğru geliyor neredeyse. 9047'lerden işlem görüyor an itibariyle. 13 günlük ortalama, 8 ve 13 günlük ortalamalarda tutunamadı. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle aslında 9450 zirvesinden bu yana belini tam doğrultamadı diyebilsek herhalde yanlış olmaz, bir perşembe atak vardı. Onun dışında bir baskı gördü. Peki bu tablo Cüneyt Paksoy teknik bir düzeltme midir? Çünkü çok hızlı geldi. Haber akışı açısından baktığımızda tam da burada değil mi? Ya bu negatif baskı yaratabilecek bir haber akışı var mıdır? Bu gelinen seviyeleri teknik olarak mı yorumlamak gerekir? Tabii ki teknik olarak yorumlamak gerekir ama kademe kademe seçim sürecine yaklaştığımızı, seçim sürecinden itibaren biraz daha piyasada netlik olacağını ilk başta söyleyelim. Ama oraya gelene kadar sevgili Şafak, iki tane önemli haber akışı var fiyatlanacak. Biri bu hafta sonu netleşecek olan Fitch'ten gelecek olan kredi değerlendirmesi. Şimdi piyasa bu noktada bir beklenti oluşturdu kendine. Kur tarafında da bu etkin. Doğal olarak borsa tarafında da etkin olacak. Yani biliyorsun görünümü durağına, negatiften durağına çevirdikten sonra bir potansiyel not artırımı ihtimalini piyasa satın aldı. Hı hı. Şimdi onun realizesine bir bakacak. O haber gelene kadar ki cuma günü gelmesini bekliyoruz. Muhtemelen de piyasalar kapandıktan sonra gelecek. Piyasanın kademe kademe sindirme ve soluklanma yaşaması doğal. Henüz düzeltme moduna geçmedik. Bir kitabi olarak piyasanın düzeltme moduna geçmesi için 21 günlük senin belirttiğin ortalamanın ve devamında 50 günlük ortalamaların kırılması ve 8-13 günlük gibi kullandığımız kısa vadeli ortalamaların birbirini kırması fiyatla beraber aşağı yönlü gelmesi, düzeltme kalıbının bir miktar daha uzaması ve zamana yayılması anlamına gelir. Ve o zaman 9400'ler bir dönem için tepe olarak kalır. Şimdilik bu kitabi kurallarda bir reel gerçekleşme yok, takdir edersin. An itibariyle yaşanan net bir düzeltme. Bu düzeltmede iki türlü kriter öne çıkıyor bana göre. Birincisi, daha önce 8600 bandında maliyetlenen bir yatırımcı var. O 7200 hareketini 150 günlük ortalamalara doğru düşüşte o satışı gerçekleştiremeyen ve elinde hisseyle o düşüşü yaşayan yatırımcının an itibariyle hazır 9000-9400 bandı içindeyken oluşmuş potansiyel hareketten faydalanması ve hani bu süreci hissede değil de nakitte geçirmesi talebi var bir yönden. Bunun satışını görüyoruz. Bir de 7200'lere geri çekildiği andan itibaren piyasanın 7200-8100 geçilene kadar ki süre içinde maliyetlenen yeni yatırımcı profili var. Onun da elde ettiği takdir edersin bir kar var. O karın da bir miktar realize edilmesi. Çünkü netice itibariyle tamam bir beklentimiz var kredi noktasında ama bir 20 Mart'ta biz bir Fed'i göreceğiz. Global ölçekteki FED hareketlerinin içeriye de yansıması mutlaka olacaktır. Artı bir seçim, ay sonu itibariyle bir seçimimiz var. Seçimden sonraki netleşmeyi görmek isteyen bir yatırımcı var. Ama beklentileri almak isteyecek nakitte olan bir yatırımcı da var. Şimdi bu ikisinin arasındaki denge piyasanın yönünü belirleyecek. Bu işin kitabi tarafı. Ama biz tekniğe döndüğümüzde net olarak şunu söyleyelim. Belli seviyeler çalışıyorsa kısa vadede tekrar yukarı yönlü gitme potansiyelini taşıyacak. Neresi o seviye onu belirlemekte fayda var. Madem 9400'ü geçemedik ki orası önemli bir Fibo seviyesi. Senle de yayınlarda ardışık bir şekilde söyledik. 9400 üzerinde kapanışlar haftalık kapanışta netleşmeli ve piyasa yavaş yavaş 9600, 9700, 10.000'lere doğru gitmeli. Bu olmuyorsa zaten sindirme, soluklanma başta. Şimdi onu yaşıyoruz an itibariyle. Şimdi 21 günlük, 8 günlük, 13 günlük ortalamaların altına kayma başlarsa ki orada önemli bir pivot seviyesi de sevgili Şafak 9080. Şimdi 9080 civarında zaten endeks kendini farkındaysan kontrol etmeye çalışıyor.
Aşağıda da bir alt fibo seviyesi 8930'lar. 21 günlük de orta yavaş yavaş da 50 günlük ortalama da oraya geliyor. Özetle 8950, hatta ben 8800 diyeyim daha net, ortalamayı da içine alalım. 8650 şu an 50 günlük ortalama ama yavaş yavaş o yukarı kendini rol edecek birkaç gün içinde. 8800-9200 bandı içinde endeks bu satışları konsolide edebilirse kısa vadede o düzeltmenin getireceği momentum, özellikle de 8'inde biz olumlu bir haber alırsak yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Ve 9400'ün kırılması bizi 10.000-10.600'lere kadar seçim öncesi götürebilir. Ama temkinli imserlik deriz ya, eğer dediğimiz bant çalışmıyorsa, yani 8800-9200 içinde konsolide olamıyorsak yükseliş bitmez. Ama işte senin dediğin o düzeltme kalıbı bir miktar daha netleşir. Aşağıda gap bıraktık sevgili Şafak. 8400'de ve bir önceki tepe de 8600'de. Oraya doğru bir geri çekilme oluşmaya başlar. Piyasa oradan destek aramaya başlar ki o arada 89 günlük ortalamalar da yavaş yavaş oraya rol eder. Yani bu hareket bir düzeltme hareketidir. Yükseliş bitmemiştir. Hatta düzeltme kalıbının derinleşme ihtimaline dahi geçmedik. Tamamıyla sindirme soluklanma tadında netleşiyor. Bu hafta çok önemli. Önümüzdeki hafta da hani yavaş yavaş Fed'i de göreceğimiz için daha da önemli hale gelecek. Bu iki hafta içinde ben sindirme soluklanmanın bitip seçime doğru biraz daha momentum kazanmasını piyasanın beklerim. Ama bu momentum kazanma her anda gelebilir verdiğimiz seviyelerin geçilmesiyle. Ama tabii global gelişmeler her iki yönü fiyatlanır, takdir edersin. Biz kısa vadede stop seviyesi istiyorsa yatırımcılar bizden, net söyleyeyim 8800-9200 bandında, maksimumda 8400-8600 bandlarını kısa vadeli kendilerine göre ve risk anlayışlarına göre stop seviyesi olarak kullanabilirler. 9400 de kitabi direncimizdir. Peki, dolar bazlıyı da ekrana verelim. Şimdi biraz daha hızlanacağım bütün grafikleri de ekrana getirebilmek adına, ama burada dolar bazda da 5.13'ün üzerindeyiz. Doğruyum değil mi? 289 seviyesindeyiz. Burada 304-305 bölgesinde bir baskı aldı, oraya bir denedi, bir zorladı ama yeniden burada 289 bölgesinde olduğunu takip ediyoruz. Peki dolar bazda özellikle bu hafta başında bize hangi seviyeleri not ettireceksiniz? Sevgili Şafak, çok hızlı. 2.70-2.85 kırılmadıkça dolar bazlı Borsa İstanbul'un yönü yukarıdır. Net. Burada önemli olan sen de geçen haftada belirttiğimiz, hani 3.05'in de bulunduğu, 3.17'nin de bulunduğu bir fibo seviyesidir. Önemlidir ama bana göre 2018'de en son test ettiğimiz 2017-2018'de çift tepe olarak etiketlediğimiz o 3.20-22'ler var ya sevgili Şafak. Borsa İstanbul'un bence yönünü, hatta önümüzdeki döneme dair perspektifini değiştirecek seviye orasıdır. Hedef de hep orası olacak. Yukarı yönlü ilk hareketlerde. Eğer oraya geçtiğimiz an, bu seçimden önce olur, sonra olur. Ben seçimden biraz sonra olmasını bekleyen taraftayım. Hani bugün, bu cuma olumlu bir haber gelse de Fitch'ten, netice itibariyle oraya kadar, yani 3.17 önce bir geçmesi lazım. 3.22 belki test ederiz birkaç hafta için ama seçimden sonra biraz daha netleşecek piyasalar. Ve 3.22'nin geçilmesi de 3.70 ve 4.50 bir Borsa İstanbul net hedef olarak masaya gelecektir dolar bazlı. Zaten genel konsensusta takdir edersin bu yönde. TL bazlı hani o 13-15 bin endeks deniyor ya sevgili Şafak. Onun dolar TL karşılığı da verdiğimiz seviyeler oluyor dolar bazlı grafiklerde. Yeter ki aşağı yönlü 3.70'ler, 3.85'ler kırılmasın. O zaman tekrar konuşmak zorunda kalırız. Hangi dinamikte, hangi koşulda oralar kırıldı onu bir gözden geçirmek zorunda oluruz. Ama şu anda o tarafta değiliz. Biz 3-3.22 bandına konsantre olmaya devam ediyoruz.